2004 yılında oyuna giderken bir Tofaş Kartal arabasına 12 kişi bindik. Ve kostüm kartaları da arabanın içindeydi. Ayrılık can zor bende. Görmeyince sesini vur bitti. Sevdi. Mihri vur. Sizler ve sizden sonrakiler için kalıcı ve faydalı videolar yapmaya çalışıyoruz. Siz de kanalımıza ücretsiz olarak abone olarak bize destek verebilirsiniz. Bu videoyu beğenip paylaşmanız da bizim için çok önemli. Hadi videoya devam edelim. Murat Bulut kimdir? Biraz kendinden kısaca bahseder misin? Hani izleyenlerin seni daha iyi görebilmesi için, seni daha iyi tanıyabilmesi için. Murat Bulut 37 yaşında genç bir yönetmen, yapımcı. Bunun yanında kendi yazmış olduğum bazı oyunlar da var. Biraz müzisyenlik de var. Yani kültür sanat alanında faaliyet gösteren biri olarak adlandırabilirim. Tabii ki ağırlıklı olarak tiyatro üzerinden gidiyoruz. Şu an tabii yapım işlerimiz de var. Yani kısacası kültür sanat ve bunun yanındaki alt dalların birçoğunda faaliyet gösteren bir firmanın sahibi ve kurucusuyum. Evet. Tip olarak hemen hemen 30 yıldır tiyatroyla uğraşıyorum. Son 13-14 yıldır da kendi tabii yine ekibimiz var. Hatta 17 yıl oldu. Ama profesyonel oyunlara geçiş 14 yıl falan. Böyle yani kültür sanat başka bir şey yok. Bu kültür sanata gönül vermiş biri olarak bu koronavirüs pandemi sürecinde senin için avantaj ve dezavantaj nedir diye sorsam, ne anlatmak şimdi, istersin bu konuda? Birincisi, avantaj gönül isterdi ki anlatayım ama avantaj olarak hiçbir şey yansımadı. Sadece şöyle bir durum var Süleyman. Şimdi üretme anlamında, bir şeyler yazma anlamında evde kaldığımız şöyle süreç. Bizim için biraz da hani diğer bütün işlerden sıyrılıp sadece üretmeye odaklanabileceğimiz bir süreç oldu. İşte oyun yazımında falan biraz faydası oldu ama onun dışında sahneye çıkmamda yani artık biliyorsunuz pandemide hem kapalı alanlar hem işte sosyal mesafe ve tiyatro salonlarının durumu hemen hemen ortada ve maalesef kültür sanat organizasyonları ve tiyatro tamamen durma noktasına geldi. Bizler de bunlardan yaşamını sürdüren insanlarız ve doğal olarak bizim yani hayatımızı son derece olumsuz, işimizi son derece olumsuz etkiledi maalesef. Evet. Peki 17 yıldır bu işe gönül vermiş biri olarak 17 yıllık süre zarfında unutamadığın bir anın var mı? Aa bu hiç unutamam ya ben bu anı falan diyebileceğim bir anın var mı? Sohbeti bitiremeyiz. Valla muhakkak öyle dur. Ama bir tane vardır ya böyle hani can alıcı. Hani gerek istersen duygusal olur istersen komik olur. Yani bir tane hani hiç unutamadığın ilk aklına gelen veya söyleyebilirsin yani abi. Kısa kısa birkaç anım var. Kısa kısalara önce hızlıca anlatayım. Olur. Mesela şimdi 17 yıldır kendi tiyatromuz var. 30 yıldır tiyatroyla uğraşıyorum ama hatta 31 yıldır. Kendi tiyatromuzun serüveni 17 yıl. Evet. Profesyonelleştiğimiz 14 yıl dedik. Mesela ilk profesyonelleştiğimiz dönemlerde tabii ki maddi olarak çok güçlü bir ekip olmadığımız için oyunlara giderken çok ciddi zorluklar yaşıyorduk. Mesela bir keresinde yıl tabii bu bahsettiğim 2004 falan, yalan söylemeyeyim. 2004 yılında oyuna giderken bir Tofaş Kartal arabasına 12 kişi bindik. Ve kostüm kartaları da arabanın içindeydi. Allah. Mesela bu güzel bir anıydı. Evet. Arabadan inerken insanların bakışını hiç unutamıyorum. Yani bu arada nasıl sığdınız bu kadar diye. Bunu hiç unutamıyorum. Bunun yanında başka ne var dersen? Mesela sahnede bir kere bir oyunumuz vardı. İşte Üstad Necip Fazıl'ın
Reis ve isimli oyununu oynuyorduk. Bir oyunda bir işte haksız yere, suçsuz yere bir mahkumun asılma sahnesi vardı. Biz de bunun seyirciye tam geçebilmesi açısından bu sahneyi taşımak istedik. Seyirciye taşımak istedik. Gerçekten dar ağacını kurduk. Bildiğin kurduk. Ve arkadaşımıza paraşüt yeleği giydirdik. Paraşüt yeleğinin arkasına da şuraya bir tane kanca yaptırdık. Çift ip geliyor işte dar ağacından gelidikten. Birisi boğaza geliyor ama boğaza gelen göstermedik. Evet. Aslında yük arkadaki kancaya biniyor. Yani ön taraf şey, arka kanca şey. Neyse bir gün önce de oyuncu arkadaşımızla, isim vermeyeyim şimdi, oyuncu arkadaşımızla konuştuk. Dedik ki şu asılma sahnesinde biraz daha şey oyna, daha böyle iyi oyna, geçmiyor seyirciye tam falan dedik. O dedi ki hocam siz hiç merak etmeyin, bu akşam öyle bir oynayacağım ki herkes inanılmaz böyle etkilenecek falan. İyi peki, o sahne geldi, çıktı, taktık. Sağ olsun bu ilmeği atan arkadaş birazcık problem bir ilmek atmış. Tekmeyi sandalyeye vurduk, adam dar ağacına atıldı. Fakat Allah'tan buradaki ip yavaş yavaş çözülüp ağırlık yavaş yavaş boğazla binmeye başlamış. Ve dua ettiğim şey şu. Bir anda buradaki ip açılıp boğaza bizi de Allah göstermesin. Evet. Çok böyle sıkıntılı bir süreç olabilirdi. Neyse tekmeyi vurduk. Ya çocuk çırpınıyor. Yanımda başka bir arkadaşımız var. Konuşuyoruz kendi aramızda. Ya haksızlık etmişiz diyoruz. Ne inandırıcı oynuyor, ne müthiş oynuyor falan diyoruz. Neyse abi perde yavaş yavaş kapandı. Gittik çocuğu bir kaldırdık böyle diye bir ses. Çocuğun göz bebekleri kızım kayboldu. Beyaza döndü falan. Aldık apar topar üstten bahçeye açılan bir kapı var. Çıkarttık ya kısa yoldan meşhur olacaktık. Sahnede gerçekten adam astılar diye Türkiye'ye reklam olacak. Allah çok şükür o günü çok göstermedi şükür. Ama yani değişik bir anı, gülsek mi ağlasak mı bilmiyorum da çok o gün kendi psikolojimi anlatamam, çok etkilenmiştim. Belki 15 saniye daha perde geç kapansa daha kötü sonuçlar doğurabilirdi yani. Bir arkadaş bu işi yapmak istese tavsiye eder misin bu işi? Yani bütün zorluklarıyla, bütün güzellikleriyle, bütün mücadelesiyle, çabasıyla. Tabii ki tavsiye ederim. Yani şimdi şöyle, sahneye çıkmayan nasıl bir his olduğunu çok kolay anlayamaz. Yani bizler sahnenin üstünde kendimizi mutlu hissediyoruz. Evet. Bizim aslında mutlu kaynağımız o sahne tozu derler de o tozu yutunca bizim mutluluğumuz aslında yükseliyor. O yüzden İki duam var. Allah herkesi bir gün tiyatroyla tanıştırsın. Allah aynı zamanda kimseyi de tiyatro oyuncuları ve yönetmenler için söylüyorum. Sahneden mahrum bırakmasın. Amin. İkisi de gerekli. Çok lazım. Yani diyorum ya sana ben 5-6 aydır sahneye çıkmıyorum. İnan içindeki özlemi anlatamam. Hı. Bir de Allah bana nasip etti seninle aynı sahneyi paylaşmak. Ne mutlu bana. Senin gibi bir abiyle, senin gibi bir deneyimle aynı sahneyi paylaşıp küçük de olsa. Sahneye çıkmadan senin gözlerinde o şeyi gördüm. O heyecanı gördüm. Bu o heyecanı nasıl taze tutuyor? Hani o oyunla mı alakalı, sahneyle mi alakalı? Yani diyorsun ki 17 senede tiyatro, 30 senede daha doğrusu işin içindeyim. Ama abi yani sanki ilk kez sahneye çıkacak heyecanı gördüm ben senin gözünde. Yani bu nasıl bir aşktır? Hemen sebebini söyleyeyim. Bak şimdi biz belki aynı oyunu bir sezonda 50 kere oynuyoruz. Doğru, 50 kere aynı oyunu oynuyoruz. Ama her sahneye çıktığımızda seyircilerin minimum %98'i yeni kişiler oluyor. Evet. Yeni reaksiyonlar, yeni yüzler. Tabii ki tam olarak o yüzleri belki seçemiyoruz ama o sahnede seyircinin, örnek veriyorum, bir dram oyununu oynuyorsan, bir dram oynuyorsan seyircinin seninle beraber o ağlama hıçkırığını duyduğunda o hissiyatı sana anlatamam. Ya da komedi oyunu oynuyorsan cümleni söylediğinde eğer seyircilerden kıpırdamaları duyuyorsan işte dünyanın en büyük hastası, yani amacına ulaşmış oluyor her şey. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. O yüzden her adım attığımızda o reaksiyonu yeniden alabilecek miyiz?
yine seyirciyle bir bütün olabilecek miyiz, o durumu var ya. Evet. İşte bizi mutlu eden, her seferinde heyecanı duyduğun şey aslında biraz bu. Evet. Bir de tabii ki unutmamak lazım. Çok böyle şey gibi konuşmayacağım. İşin bir de bencil tarafı var. Mesela oyun bittikten sonra o yaptığın işin takdir edilmesi karşılığında verilen alkış ayrıca bizi mutlu eden şeylerden bir tanesi de bu. Doğrudur. Peki abi, geçmiş hayatına baktığında hayatının dönüm noktası nedir diye sorsam ne söylemek istersin? Hani şu olaydan sonra benim hayatım bambaşka oldu. Bu benim hayatımın dönüm noktası diyebileceğim bir anı var mı? Bir olay var mı? Tabii dönem dönem farklı şeyler var ama yine biz kültür, sanat ve tiyatro konsepti konuştuğumuz için bundan bahsederek gitmek istiyorum. Birincisi, yani hatta belki de en önemlisi benim açımdan, anaokulu çağlarındaydım ve dediler ki işte profesyonel yönetmenler, işte o zaman yalan söylemeyeyim 140-150 anaokulu içerisinden bir tiyatro oyununda başrol oynayacak ve pandomim yapabilecek çocuk seçecekler dediler. Ve bizim okulumuza geldiklerinde işte o 140-150 okuldan seçilen çocuk olmak belki de benim bugün hala bu mesleği yapmamda sebep oluyor, etkili oluyor. Geçen gün o eski fotoğrafları buldum. Belki Instagram hesabında görürsün sen de. Aşağılara doğru. Sene 1989, Ankara Kara Binası ve ben sahnedeyim. Sanırım o sahneye ilk çıktığım, o çocuklukta çıktığım an benim bugünkü hayatım için dönüm noktası oldu. Maşallah, maşallah abi ya. Sanırım yakın bir zamanda bir YouTube kanalı açtın abi, Bulut TV diye. Evet. Artık işini dijitale de yansıtıyorsun. Biraz da ondan bahseder misin? Belki buradaki izleyicilerimizin dikkatini çeker abi. Tabii ki şimdi Bulut TV'yi bizim açma amacımız, aslında sana o zaman da anlatmıştım. Şimdi biz Bulut TV'de öncelikle bir yapım ve prodüksiyon şirketi kurduk biliyorsun. Ve kendimiz de işte tecrübe kazanmak için aslında YouTube'da montaj, kurgu, video çekimleri, hem bunun için kanalımızı öncelikle başlattık. Sonradan da keyif almaya başladık ve ben çok fazla kamera önünde olmasam da işte genç bir kadromuz, hem tiyatro oyuncularımızdan hem işte yapımla ilgili arkadaşlarımızdan genç bir kadro oluşturduk ve bu arkadaşlarla beraber keyifli bir yola çıktık. Bu aman aman noktalara geldik mi? Hayır. İşte 4000 falan aboneye ulaştık. İşte izlenme dakikalarımız bayağı yükseldi. Ama biz yavaş yavaş öğreniyoruz. Her şeyi bir anda öğrenme şansımız yok. İşte bir buçuk yıllık serüvende gelebildiğimiz nokta bu, ama pandemide kimseyi bir araya getirmek istemediğim için, uzaktan çekim tekniklerinin de pek YouTube'da açıkçası ben kendi adıma söylüyorum sevmediğim için video atmadık 5 aydır. Evet. Hemen 4. Fakat yeni dönemde yavaş yavaş biz de tekrar YouTube kanalında farklı bir formatta, hatta benim daha çok kamera önünde olacağım işlerle İnşallah. Beraber olacağız. İnşallah. Ben bizzat hani izleyici kardeşlerim, şu an bizi izleyenlere de bizzat ben takip ediyorum Bulut TV'ni. Çok severek takip ediyorum. Hatta sol üstte kartları da bırakacağım. Abone olabilirler, oraya da takip edebilirler. Peki tarih var mı abi yeni sezonda? Hani bir tarih, şu tarihte videolar atılacak. Ağustos sonu gibi umarım. Bu arada yani yakınmış. Ağustos sonu gibi. Kanala gelen arkadaşlarımız tabii ki boş bir kanalla karşılaşmayacaklar. Geçmişte çekmiş olduğumuz minimum 120-130 adet video var. Çoğu farklı, işte kimisi skeçlerden oluşan, kimisi Türk medyasına eleştiri anlamında çekilmiş, kimisi vlog ve eğlence ve gezi şeklinde çekilmiş birçok video ile karşılaşacaklar. Biraz böyle TV formatı gibi işte farklı alanlarda videolar vardı ama şimdi yeni dönemle beraber tek bir alana doğru yöneldiği planlıyoruz. Birazcık Murat Bulut'u daha çok tanıyacaklar, öyle söyleyeyim. İnşallah. Eğlenceli. Ya şu an abi 14 dakikadır konuşuyoruz hemen hemen. Yani anlatırken yaşıyorum. Ya bu senden kaynaklı ya da ben olayı daha çok önemsediğim için bilmiyorum ama hani gözünde o ışığı görüyorum. Ufacık çocuktaki hani çocuk ışıkları var ya, o ışığı senin gözünde görebiliyorum yani. Ne mutlu sana yani abi, böyle bir işte emek sarf ettiğin için. Ve bunu gerçekten layıkıyla yapıyorsun abi. Ben de sana bir öncelikle birkaç cümle söyleyeyim. Ben seni biliyorsun, çok hemen hemen 6 yılını devirdik mi? Çocukluğumu bilirsin abi beni. Devirdik abi. Ve seni öncelikle ben de bir abin olarak, bir yönetmenin olarak,
belki bir hocan olarak takdir ediyorum. Çünkü neden? Şartların ne olursa olsun, yani bulunduğun ortam nasıl olursa olsun, efendime söyleyeyim, ekonomik durumun nasıl olursa olsun, hep bu işin içinde kaldı. Çünkü bizim işin bir cefası var. Evet. Şimdi sefayı sürmek istiyoruz bazen ama cefayı çekmeden o sefaya ulaşılmıyor. O yüzden sen şu anda basamak basamak işte oyunculukla, efendime söyleyeyim, eğitimlerini tamamlayarak, mümkün olduğunca kendini geliştirerek, okuyarak, hep üstüne koyarak diyorsun. Bak bu arada senin YouTube kanalın da son derece iyi noktalara gelmeye başladı. Hatta bizim kanalımıza falan geçtin bu kadarıyla. Ayrıca seni çok tebrik ediyorum. Doğru yoldasın. Eksik olma. Başarılarının devamını diliyorum. Daha çok genç yaştasın. Eminim ki birçok şeyi başaracaksın. Ben sana yürekten inanıyorum. Eksik olma abi. Ya gerçekten bu işte abi maddiyat sonraki kısımda. Ben mesela bayağıdır bu işin içindeyim acizane abi, amatörce, ama tek amacım var mesela şu an çok mutluyum. Senin gibi bir insandan böyle bir sözleri duyduğum için. En azından diyorum ki Süleyman değdi. Para, çok para kazandın mı? Yok. Ama böyle güzel bir adamdan böyle güzel sözler duymak gerçekten beni daha çok hırslandırıyor. Daha çok umutlandırıyor. En azından geleceğe daha güzel bakıyorum. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Denedi demeyeyim. Yaptı. Yapıyor. Eyvallah. Yani artık deneme kısmını biraz geride bırakıyorsun yavaş yavaş. Eyvallah. Yapmaya başladım. Daha da iyi olacak. Ben emin ol daha iyi olacak. Ya ben mesela bugün bu meslekte ya da bu sanat dalında, bu tiyatroda veya bu prodüksiyonda tamamen gelişimimi tamamladım. Ben müthiş bir adam oldum falan. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Hayır, hayır. Uçsuz bucaksız bir derya, bir deniz sanatı. Yani sanatın her dalı. Biliyorsun Mozart'ın hikayesi, çok sıkıntılı bir anekdot var. Onu da küçük kardeşlerimize ya da genç arkadaşlarımıza ya da abilerimizle paylaşmak isterim. Mozart biliyorsun, Batı müziğinin çok önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Soruyorlar, diyorlar ki hocam yani inanılmaz bir noktaya geldiniz müzikte, müzikte vesaire. Kendinizin müzikteki yerinizi tarif edebilir misiniz diye bir soru soruyorlar. Mozart'ın verdiği cevap çok enteresan. Diyor ki, müzik uçsuz bucaksız bir okyanus. Ben o okyanusta sadece bir kum tanesi. Ne güzel. O yüzden sanatın ucu sonu bucağı yok. Hep gelişeceğiz. Hep beraber. Evet. Gerçekten hani ne kadar jenerasyon değişirse değişsin abi. Ne kadar bu dijital değişirse değişsin. Hiç ben senin ağzından oldum demedim. Oldum duymadım daha doğrusu. Zaten bir insan oldum derse artık o işten haz almaz. O işten heyecan alacağını sanmıyorum. Her zaman bizim için daha iyisi yapılabilir. Evet. Daha çok geliştirilebilir. Her zaman çok daha iyi noktalar için öğrenmeye devam ediyoruz. Yani az önce seninle konuşmadan önce de yine işimizle ilgili bir şeyler okuyordum. Sürekli öğrenmeye çalışıyorum hala. Sen de böylesin eminim. Evet. O yüzden ucu sonu bucağı yok. Doğrudur abi. Senin sesin de çok güzel. Başta da söylemiştim, ben zaten buna da şahit oldum. İstersen videoyu aklına ilk gelen bir türküyle kapatalım abi istersen. Hadi. Öyle abi, öyle. O zaman türkü söylemeyeyim, bir dakika bekle. Tamam. Ses geliyor mu? Geliyor abi. O zaman biraz akordu bozulmuş ama şarj bitmeden böyle küçük bir şey yapayım sana. Bir nakarattan alsan da iyi olur abi. En azından güzel olur dinleyenlerin. Çok teşekkür ederiz abi. Ayağına, yüreğine, sesine sağlık.
İnşallah daha güzel bir ortamda, daha güzel şekilde bu pandemi sürecinden daha sonraki süreçte görüşürüz inşallah abi. İnşallah kardeşim, inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Var mı bir isteğin Murat abi? Canın sağlığı, bizi izleyenlere sabırla dinledikleri, izledikleri için teşekkür ederiz. Süleyman'ın kanalına beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Vaktiniz kalırsa bizim kanala da uğrayın. Ama öncelikle eksik olmayın. Murat abinin kanalı da şu an kartlarda görebilirsiniz. Aşağıda link olarak da vereceğim inşallah. Pişman olmayacaksınız. Yorum yapsınlar değil mi? Tabii. Yorum önemli. Öğrenmiş miyim bir şey? Sesi güzel mi güzel değil mi onu bence yorum atsınlar. Bence herkes yok güzel oldu. Öğrenmişsin abi öğrenmişsin ya estağfurullah. Sen yeter ki iste. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek herkes üzere. Allah'a emanet.